seni doldurdum bomboş odalarıma. Nefesim oldun, ömürdün duygularıma. Her şey böyle kalsa, zaman birden dursa, aman aman, aman aman. Bu yalvarışlarımın bilmem kaçıncısı, bu aldanışlarımın gönülde sancısı. Bu yalvarışlarımın bilmem kaçıncısı, bu aldanışlarımın gönülde sancısı. Bir gün düşersem sebepsiz aklına, bu büyük sevgimin vebali boynuna. Gel ne zaman istersen, uğra hiç olmazsa geçerken. Eski günlerin hatırına bir görsem yeter bana. Gel ne zaman istersen, uğra hiç olmazsa geçerken. Eski günlerin hatırına bir görsem yeter bana. Nefesim oldun, ömürdün duygularıma. Her şey böyle kalsa, zaman birden dursa, aman aman, aman aman. Bu yalvarışlarımın bilmem kaçıncısı, bu aldanışlarımın gönülde sancısı. Yalvarışlarımın bilmem kaçıncısı, bu aldanışlarımın gönülde sancısı. Bir gün düşersem sebepsiz aklına, bu büyük sevgimin vebali boynuna. Gel ne zaman istersen, uğra hiç olmazsa geçerken. Eski günlerin hatırına bir görsem yeter bana. Gel ne zaman istersen, uğra hiç olmazsa geçerken. Eski günlerin hatırına bir görsem yeter bana. Gel ne zaman istersen, uğra hiç olmazsa geçerken. Eski günlerin hatırına bir görsem yeter bana. Bir görsem yeter bana. Bir görsem yeter bana. Evet sevgili Cem TV izleyicilere, gel ne zaman istersen eski günlerin hatırına. Cengiz'im evet, yine teşekkür ediyorum, ben o güzel bir lür sesinle değil mi? Uğra. Tamamdır. Değil mi? Her zaman evet. Uğra. Evet bugün sevgili Cem TV izleyicilerim, bugün yine çok farklı konuları, çok farklı meseleleri konuşacağız. Çevre Dostları Derneği Başkanı, İstanbul Çevre Dostları Konseyi Genel Koordinatörü, Bakırköy STK Platform Başkanı Ülker Durukan hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş. Yine İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi Avukat Enver Aksakal. Bugün canım seyircilerim, canım izleyicilerim, neyi bir konuşuyoruz? Bizi yetiştiren, büyüten annelerimizi, kadınlarımızı, kadın haklarımızı ve bize en büyük analık yapan, mitolojide Gaia diye hitap ettiğimiz toprak anaya olan saygımızı, çevreye saygımızı konuşacağız. Evet Ülker Hanımcığım, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben yaklaşık 20 yıldır Çevre Dostları Derneği içinde çalışıyorum. Sivil toplum kuruluşlarını da 96 yılında kurduk. Evet. Bakırköy civarındaki arkadaşlarımızla.
Daha sonra da İstanbul çapındaki 129 çevre kuruluşuyla birlikte İstanbul Çevre Konseyi'ni kurduk. Şimdi bunun altyapısı kamu hakları, kamu yararı ve çevre. Çevre bildiğiniz gibi hepimiz insanların yaşadığı alan. Dolayısıyla çok ulvi bir görev, nefes alması için çalışıyoruz. İnsanlığın hakları, çevre hakkı için, kamu hakkı için çalışıyoruz. Ben ya kamu yönetimi ve çevre uzmanlık alanım. Yaklaşık evet. 25 yıl kamuda çalıştım. Evet. Sayın Doktor Yıldırım Akturan'ın Sosyal Güvenlik Kurumu şimdiki adı değil mi? Eski SK. İş ve İşçi Bulma Kurumu'ydu evet. O zaman. Bölge Çalışma Müdürlüğü'ydü. Daha sonra Yıldırım Bey'le Bakırköy'de çalıştık birlikte. Tabii bu arada rahmetli başkanı. Anıyoruz. Eski Sağlık Bakanımız. Eski Sağlık Bakanımız. Eski Bakırköy Belediye Başkanımız. Eski Belediye Başkanımız. Evet, marjinal Belediye Başkanımızı rahmetle anıyoruz. Evet, hem kadınlara hem çevreye çok evet. büyük emekleri vardı. Bizim de üstümüzde çok emeği oldu yetişmemizde. Emekli olmadan önce ben hep vatandaşlar hakkını aramıyor diye düşünüyordum. Yani ben masanın o tarafına geçtiğim zaman şunları şunları yaparım diyordum. Zaten bir çevre hassasiyetim vardı. Evet. Ve kadınlara, dezavantajlı gruplara karşı da bir hassasiyetim vardı. Emekli olduktan sonra 1995 yılında Çevre Dostları Derneği'ni kurduk. O zaman başkanımız bir profesördü. Ve yaşadığımız yerden başlayarak çevre sorunlarına, çevre haklarına sahip çıktık. Daha sonra baktık ki tek bir şeyle olmuyor bu. 40-50 kuruluşla Bakırköy Sivil Toplum Kuruluşları platformunu kurduk. Evet. Sonra da bunu İstanbul boyutuna taşıdık. İstanbul Çevre Konseyi olarak. Evet. Yeşil alanları koruma amacımız. Korunuyor mu yeşil alanlar? Daha önce çok korunuyordu. Kazandığımız çok ciddi davalar var. Fakat son 10 yılda çok kayıplarımız var. Şu anda korunuyor diyemem. Birçok evet. yeşil alanımız mahvoldu. En azından Bakırköy'ü ele alırsak 12 yeşil alanımızı imara açtılar. 4 tane depremde sığınılacağımız açık alanı imara açtılar. Yani müthiş bir şey var. Hukuksuzluk. Evet. Artı kamu hakları üstünden zengin olma evet. şeyi tutkusu ve bunun önüne hukuk da geçemiyor ya da geç kalıyor. Evet. Mesela bir dava kazanıyoruz, o dava bitene kadar binalar bitmiş oluyor. Dönemin Cumhurbaşkanı hiç unutmuyorum, Sayın Rahmetli Demirel. Bittikten sonra gelip açılış yapmıştı. Biz de orada dava kazanmıştık. Çok enteresan. Şimdi dava deyince avukat Enver Aksakal Bey'e de sormam lazım. Hukuk niye böyle yavaş işliyor? Neden kaynaklanıyor avukat Bey? Yavaş işlemesi bir tarafa neden? Mesela mahkeme kararı olmasına rağmen bina yapıldı. Yapıldı bitti Ülker tabii. Açılış da yapıldı. Açılış da Sayın Cumhurbaşkanı açtı. Hukuk yalnızca kuralların tek başına ifade ettiği bir şey değil. Hukuku zorla uygulayacak bir güce ihtiyaç var. Bizim problemimiz şu. Hukuku zorla uygulayacak güç medeni ülkelerde devlettir. Evet. Peki devlet hukuku uygulamak istemiyorsa ne yapacağız? Evet. Kaldığımız boşluk bu. Yani içinde bulunduğumuz boşluk bu. Evet, hukuk kuralları varlar. Hepsi yerli yerinde duruyor. Ama bunu kim uygulayacak? Bir de yaşadığımız onu talep edecek toplum bu. Lazım. Yani zaten az evvel de Ülker Hanım söylediniz ya, bizim kazandığımız davayı dediniz. Dönemin rahmetli merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel açtı. Yani bu ülkenin en büyük, en üst yetkilisi açılışı yapıyor ise dava kazanmanın hiçbir yani anlamı yok. Yani devletin başı dediğimiz devlet, Cumhurbaşkanlığı evet. makamını o esnada dolduran kişi mahkeme kararıyla yapılmaması gereken bir yeri açmaya geliyorsa hukuk ne yapsın? Bir ne yapabilir? Hiç unutmuyorum. Şunu da söylemişti. 25 bin Karaçam kesilerek Koç Üniversitesi yapıldı. Evet. Orada biz çok mücadele ettik. Biz şunu teklif ettik. Dedik ki İstanbul Sivil Kuruluşları olarak boş bir araziye yapın, ağacını biz dikelim. Evet. O arazide değerlensin, ağaçlarımıza da kıymayın. Fakat yine Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, ya okul yaptıktan sonra gelsin Çankaya'nın bahçesine yapsın dedi.
orada kalıyor zaten. Hı-hı. Yani en üst öyle derse orada kalıyorsunuz. Balık baştan mı kokuyor? Baştan kokuyor. Maalesef, maalesef. Bunu maalesef söylemek zorundayız. Yoksa mahkemeler Türkiye'de iyi kötü kararlar veriyorlar. Mesela yürütmenin durdurulması kararı vardır. Çevreye etkisi olacak, geri dönülemez hasarlar verecek bir proje ile ilgili dava açıldığı zaman muhakkak açanlar yürütmenin durdurulmasını talep ederler. Peki durduruyorlar mı? Devam. Durduruyorlar. Durduruyorlar. Yani en peki azından mahkemenin kararı verdiğini, birçok vakada mahkemenin kararı verdiğini biliyoruz. Mahkeme yürütmenin durdurulması kararı veriyor. Çünkü eğer orada o proje yapılırsa bir daha onu geri döndürmek, çevreye verdiği zararı geri almak mümkün olmayacak. Ama iş sadece yürütmenin durdurulması kararını vermesiyle bilmiyor. Bir de o kararın uygulanması uygulanmıyor aşaması var. Belki bir iki gün, belki bir ay yürütmeyi hı-hı durduruyor. Ondan sonra ne oluyor? Birden karar metinleri mi uçuyor, ışınlanıyor? Hayır, itiraz ediyorlar. Bir üst mahkemede karşı taraf kazanıyor. Mesela nasıl? Ataköy yani sahillerinde öyle oldu. Peki bir karar vardır. O kararın doğruluğu tabii ki verilmiştir. İtiraz ediliyor sonra. İtiraz hakkı da vardır. İtiraz hakkı tebliğ. Yerel mahkeme hı-hı size kazandırdı bana diyelim ki. Onun karşı tarafın itiraz hakkı var bir üst mahkemeye, evet. Danıştay'a. O da itiraz ediyor. Orası genellikle Danıştay ilk alınan kararlara uyar. Bilhassa idare mahkemenin. Evet. Ama oradan da bozulabiliyor artık. Mevfi karar geliyor. Siz orada kalıyorsunuz. Öbürü devam ediyor. İşe devam ediyor. Yani mahkemenin işleme hızıyla inşaatın işleme hızı arasındaki farktan da kaynaklanıyor. Tabii yani ki. Yani inşaat daha hızlı. Daha hızlı. Daha tabii hızlı. Ki. Ve onun ötesinde şu da var. Hiç bozulmayan yürütmenin durdurulması kararlarına rağmen de yapılan maalesef projeler var. Alış edilmeden de yapılan evet projeler var, evet, diyorsunuz. Evet. Ya, çok enteresan tabii. Bir inşaatın işlemesiyle bir mahkemenin kararının işlemesinin aynı hızda olmaması biraz, hı-hı, düşündürücü. Biz insan olarak bayağı böyle ağırız demek ki. Evet. Şimdi Çevre Dostları Derneği Başkanı Ülker Hanımcığım, bir de kadınlara karşı hassasiyetinizi biliyorum ben. Kadına, anneye, geline, kıza, kız evladına bayağı değer verdiğinizi biliyorum. Hanımlar için ne söylüyorsunuz? Toplumumuzda nasıl boşanmalar artıyor? Zaten Enver Cimri de bu konuyu konuşacağız. Şimdi ben şöyle bakıyorum olaya. Zaten Türkiye'nin %52 nüfusu kadın. Benim derneğimin de, içinde bulunduğum grubun da %50'den fazlası bayan, kadın. Evet. Kadın Allah onu kişiyi yaratırken yardımcı seçmiş kendine. Evet. Doğum anında o görevi bize vermiş. Evet. O emekten ve o sevgiden, o çocuklu olan şeyinden dolayı bir büyük fedakarlık var. Karşılıksız. Annelik nedir? Karşılıksız verme, evet, duygusudur. Evet, evet. Sevgi duygusudur. Koşulsuz yani, sevgidir. Ben kadını koşulsuz sevgi ve fedakar olarak alıyorum ve bizim Türk kadınları da öyle idi. İdi neden diyorsunuz? Şöyle diyorum, son 30 yıldır çok ağır bir enflasyon ve baskılar yaşıyor bir ülke. Yani evet, sıkıntılar yaşıyor. Medyadan bir ahlak erozyonu var, bir saldırı var topluma, evet, medyadan. Gerçek kadınımız, gerçek ailelerimiz, evliliklerimiz bizim bu değil. Evet. Bizim bir yozlaşma, batılaşma tabii mı görüyorsunuz tabii ilişkilerde? Batılaşma da değil, yozlaşma. Batılılar şimdi ailenin kıymetini anladılar. Bizim eski aile tipimize dönüyorlar. Bizde de tam aksine, bizim eskiden çok çok yanlış telakki ettiğimiz yaşam şekilleri. Yaşam şekillerini seviyeli birliktelik diye bize yutturuyorlar. Yani bu çok ayıp ya, birisiyle ahlak dışı yaşıyorsun ya, hatta işte bir sanatçı küçük çocuklara meraklı, sapık yani. Evet. Onu moda gibi gösteriyor. Şimdi bakın, son kuşaklar süratle bozuluyor. Evet. Genç kızlar ve medyadaki evlilik programlarıyla bu işi kadın erkek ilişkisinde bir pazarlık konusu haline getiriyorlar. Ne kadar, evet. Ve ahlaka hassas bir, şimdi neyin var diyor. Pazarlık yaparken diyor ki evin var mı, araban var mı, bilmem ne. Orada erkeği aşağılıyor. Benim, evet, evim arabam yoksa ben yani sevilmeye layık değil miyim? Ay, çok güzel bir konuya. Çok çirkin bu. Bakın, evet, sevgi bizim değerimiz nedir? Sevgi mal mülk değildir ki, sevgi özden tabii gelendir. Funda Hanımcığım,
Değerlerimiz bizim sevgi, saygı, emek, evet. emeğe verilen değer, artı hayatı paylaşmak. Zaten evet. evlilik iyi ve kötü günlerde, zor ve iyi günlerde hayatı paylaşmaktır. Evet. Ama sen şimdi otomatikman sana çok iyi hayat sağlayacak birini aramaya girersen, bugün Türkiye'de onu sağlayacak kişiler ya kaçakçı, ya eroinci, ya rüşvetle zengin olan. Başka var mı kolay para kazanan? Yani kolay para kazanılmıyor. Ha, şimdi onlar da dejenere zaten kötü iş yapan kişiler ve bunun bedelini sevdikleri ödüyor. Evet. Haram ve yalan iş yapanların bedelini. Tabii. Ama beni ilgilendiren önce şurası. Önce der canana, sonra tabii, cana. Şimdi bakın, kadın mihenk taşıdır. Neden? Çünkü bütün cumhurbaşkanını da çobanı da herkesi kadın doğuruyor. Evet. Ve 7 yaşına kadar o çocuğun öğretmeni annesidir. Çocuğu severek, sevgiye teşvik ederek, saygıyla, yalan söylemeyerek yetiştirirse evet. güzel bir çocuk çıkar. Tek standartlı. Evet. Ama yalan söylerse, dedikodu edip komşusunun arkasından da çifte standartlı çocuk çıkar. Ve ahlaklı, edepli bir toplumu yetiştiren kadınlardır. Evet. 7 yaşından sonra o zaman sonra kadınlarda da mı yozlaşma var en ki? En büyük yozlaşma yoğun bir şekilde ahlak kadınlarda var. Başladı. Tabii. En bu şekilde birileri biliyorsunuz geçmişte kan topladılar gelip. Evet. Evet bir onu. Dönemler. Evet. Alan da kadının genetik şifresini çözdü. Şimdi bu toplumu ayakta tutan, birleştiren ya da kadın. Evet. Çünkü niye? Anne olarak tutuyor, eş olarak tutuyor, anneanne olarak, babaanne olarak senin çocuğuna bakıyor. Birbiriyle dayanışan bir toplu ve aile evet. yapısı var. Evet. Şimdi o zaman kadını bozmaya yöneldi şeyler. Bakın dizilere, hele şimdi iki kadın bir erkek gösteriyorlar. Yani kadını bazı şeylere alıştırmak hani için. Hani kutsal kitaplarda yazıyor bazılarında 4 tane kadın diye 4'e mi yol açıyorlar? Tabii ona alıştırıyorlar evet. şimdi. Biz şimdi 2 senedir medyada ahlak erozyonu son kampanyası evet. yapıyoruz. O anlamda psikolog ve diğer şeylere incelettiğimiz zaman 120 programa ceza yazdırdık. 8 programı da durdurduk. Evet. Şimdi 8 tane dizide baldız ilişkisi veriyor. Ne kadar ya kötü, bizde kadar öyle bir yanlış. Şey yok. Türkiye'de öyle bir tek hadise var. Var mı Avukat Bey? Emer Bey var mı öyle? Bunu ama normalleştiriyor Funda Hanım. Onu göstere normalleştiriyor. Yani olabilir öyle ilişkiler diye. Doğal gösteriyor. Birlikte yaşamayı normalleştiriyor. Siz ayıplamıyorsunuz artık. Baskı nedir? Ayıp ve günahtır baskı. Evet, evet. Şimdi siz o ayıbı bunu gösteri gösteri ortadan kaldırıyorsunuz. Mesela bir dizide aile içinde herkes birbirine aşık oluyor, yengesine, ona buna böyle bir şey var mı ya? Yok böyle bir şey. Bizim ahlak kültürümüzde öyle bir şey yoktu. Tabii. Etik yok zaten. Tabii. Etik yok. Türkiye'de etik kaybı da var, ahlak kaybı da var. Size gelen davalar nasıl? Aile hukukuyla ilgili, kadınla ilgili Enver Bey. Yani maalesef tabii gelenlerin bir kısmını şiddet vakaları oluşturuyor. Şiddet vakaları oluşturuyor. Şiddete bağlı olarak da boşanma davalarına evet. Doğru yol alan bir süreci başlatmış oluyoruz. Kadına karşı şiddet meselesini ne yaratıyor? Sanırım biraz da onu... Evet, evet. Özellikle sormak istiyorum. Konuşur. Kadına karşı şiddet, Türkiye'de korunma nasıl? Hı-hı. Her gün sevgili Cem TV izleyicilerim, her gün binlerce kadın öldürülüyor. Kadın dövülüyor. 4000 küsüre ulaşmış, evet. Sırf dövmek değil şiddet, duygusal... Kesiyorlar, öldürüyorlar. Değil mi? Öldürüyorlar. Duygusal şiddet değil de, baskıyla da. Bunlar maddi da birer... Yani parayla... Para ya da maddi ilişkiler yoluyla kadına yapılan baskı da şiddet tanımına evet, giriyor. Tabii güzel, ki bunlar da evet, var. Doğru söylediniz. Bunları ne yaratıyor? Aslında bunları ben orada biraz sizden ayrılacağım. Çünkü az önce kadını çok fazla anne olarak tanımladık. Evet bu evet. kadının en güzel, en doğanın kutsal, evet, en şey ama kadını sürekli böyle tanımlamak, kadın sonra kendisi özgür bir birey olmaya başladığı zaman ya da olmaya çalıştığında erkeğin kafasındaki şablonla çatışıyor. Yani kadın özgür bir yurttaş olarak çalışmaya başladığında, para kazanmaya başladığında, hayatıyla ilgili kararları kendi almaya başladığında,
kendisi kendi iradesi doğrultusunda bir hayat sürmeye başladığında toplumdaki erkek egemen bakış açısının çizgisinin dışına çıkmış oluyor. Eşit yaşam şekli. Halbuki bahsettiğim şeylerin hepsini biz toplumda erkek bireyler olarak yapabiliyoruz. Kimseye karışmıyor, bir şey demiyor. Özgür bir yurttaş olarak hayatımızı sürdürüyoruz. Kadınlar da böyle yapmaya çalıştığında, hakları olarak böyle yapmaya çalıştıklarında bu sefer erkek egemen bakış açısının dışına çıkmanın maalesef fatura edildiğini görüyoruz. Evet, o da doğru mu yani, değil tabii ki. Değil, tabii ki değil. Ama kadına karşı şiddet vakalarının artmasında kesinlikle özellikle her geçen gün bu sosyoekonomik koşulların zorlaşması da var. Ama ondan öte özellikle merkezi olarak belli bir dünya görüşünün empoze edilmesi bu topluma. Yani bu da en çok medya kanalıyla değil mi canlı? Evet, tabii canlı ki. Medya. Tabii. Yani. Bu şekilde. Çok bozuldu. Yani şöyle değerler bozuldu. Bir de erkeklerde de uyuşturucu kullanımı arttı. Ha bir de bu cinayetlere konu, karışanların çoğunu nedeni. İnceledik biz. %80'i ya hap ya uyuşturucu alıyor. Cinayet üzerine tabii. Yani karısını kadın öldürenler. Kadın cinayeti. Sizlerde öyle bir karışanlar, kayıt var mı? Yok, bu benim yani. Uyuşturucu kullanımı yüksek miktarda. Çünkü hani kadın da çok hayatı paylaştı, sevdiği birisi. Evet. Eskiden de kavgalar, dövüşler bilmem de olurdu aile içinde ama kimse çekip vurmuyordu karısını. Yani bir orada biraz işte şey de var. Bu son artışta dediğim gibi toplumun kültürel yapısı da değişti. Yani biraz da aslında muhafazakar toplum dediğimiz şey bunları yaratıyor. Çünkü baskı. Zaten baskı suça teşvik eder. Ediyor. Yani yapma dediğinde beynin algıladığı bilinçaltı sevgili seyircilerim yap anlamındadır. Yani bunu yapma, şunu yapma, şunu şöyle yap dediğindeki komut algılayacağı bilinçaltında ne kırıntı varsa direkt yap. Güdüsünü harekete geçiriyor. Belki de ondan kaynaklandı. En basit sosyal ilişkileri kadınla erkek arasında en basit sosyal ilişkileri kurmak bile Türkiye'de ayıplanır hale gelmeye başladı. Ama bu biraz açabilir miyiz Emel? Yani toplum gittikçe kadın ve erkek toplumda sokakta birbirinden ayrılıyor. Yani özellikle eğitimdeki dönüşümü son birkaç yıldır çok net görüyoruz. Yani eğitimdeki dönüşümü kız çocuklarının okulu bırakma yaşı iyice düşmüş durumda. Oranlar çok yükselmiş durumda. Geçen benim gözüme çarpan bir rapora göre özellikle bu eğitim sisteminin değişmesinin ardından okulu bırakma oranı %46'lara çıkmış. Yani kız öğrencilerin %46'sı liseye geçemez hale gelmişler. Bir de çocuk gelinlerimiz var değil mi? Evet, çok yani yaşta. Acaba Doğu Batı kültürünün birbirine karışmasıyla Türkiye kendi mozaiğini mi kaybetmeye başladı? Yani bizim Doğu Batı derken de sakın yanlış anlamayın, Türkiye'yi demiyorum ben. Genellikle Türkiye dışındaki sınırlardan da çok göç alınmaya başladı. Oranın kültürleri ve oranın yaşam şeklini benimseyen yöneticilerin olması acaba böyle bir muhafazakar toplum ve huzursuzluk mu yaratmaya başladı bizde? Şimdi Türkiye Tanzimat'tan bu yana yönünü batıya doğru çevirmiş. Yani. Batılılar karşısında aldığı yenilgileri bir daha yaşamamak için onlar gibi olmaya çalışan, gelişmeye çalışan, tabii gelişmeyi nasıl anladığımız biraz muamma. Kimisi şekilci diyor, kimisi hayır ama işte engel olunuyor diyor. O ayrı bir programda onu tartışırız ama yönünü batıya çevirmiş bir ülke bu sefer son 40 yıldan beri yönünü değiştirmemekle birlikte yapısını değiştirmeye başladı. Ne demek istiyorum? Türkiye'de toplumu baskı altında tutmak istiyorlar. Bunun da belli sebepleri var. İşte düzen böyle yürüsün, belli bir düzen kurulmuş, gitsin, değişmesin gibisinde. Toplumu aynı yerde tutmaya çalışırsanız o geriler. Çünkü tarih ileri doğru akıyor. Tabii ki. Siz toplumu sabit tutmaya çalışırsanız o aynı yerde kalır ve aslında bir açıdan da geri gitmeye başlar. Türkiye'de bana kalırsa yaşadığımız sıkıntı bu. Türkiye kafası karışık bir ülke. Karışık bir kişiliğini mi kaybetti? Kişiliğini mi kaybediyor? Yani hayır, kendi mi olamıyor? Bakın baskılar Türkiye, var. Tarikatlar kanalıyla o şekilde örgütlendi. Yani şu anda işte yurt dışında olan ucubaşı
büyük paralar harcanarak bir sürü tarikatlar adı altında bu toplum örgütlendi. Evet. Bu kesim uyurken onlar her bölgede işte her ilin çeşitli hocaları, mollaları, şırları, şeyhleri var. Tarikatlar adı altında örgütlendi bunlar. Herkesin bir şeyi var, tabi olduğu tarikatı var. Tarikatı var, evet. O kişi oranın başı, baş imamı. Kendi bilgisi neyse onu tabii, yansıtarak o insanları yazdırıyorlar. Bir herkese örgütlendi, oradan da siyaseti tahvil edildi. Ama o da oradaki sapkın şeyde şöyle, küçük yaşta evlenebilir diyor. Yani öyle çok bir yanlış şey, bir örnek yani göstererek. Fizyolojik olarak, bizim peygamberimiz, ruhsal olarak mümkün değil. Şöyle, oradaki bir imamın ne dediği hiç önemli değil. 9 kadın almışsa, savaş ortamında onlara bakmışsa bu cinsel anlamda demek değildir. Onlar tam aksine bunu sapıtarak şey yapıyorlar böyle, yani ha canı çektiğini, bu benim. Legalleştiriyorlar bu. Evet. Hukukta yani var evet, değil evet. Mi? İllegal illegal hale getirme şekli. Keyfe, keyiflerine göre yani olay bilimsel, hukuki ve etik olmadığı için o kişilerin, o gruplardaki kadınlar onların keyfine göre şey yapılıyor. Kız çocukları da okuyor. Kabullenmek istemeyenler oluyor. Değil mi? Evet. Evet. Artı bu taraftaki aydın kesim o küçük yaştaki kızların düştüğü durumlara karşı tepki gösteriyor. Bu zaten hukuken bir suç yani. Otomatikman gerilim oluşuyor. Yani artı eksi şu farklı var. Görüşler. Kadını toplum içerisinde hala özgür bir vatandaş olarak göremiyoruz. Bakın bakanlığı var ama evet. Aile bakanlığı. Yani kadın bakanlığı diyemiyoruz yok, bile. Kadın evet, kadın değil, aile. Kadın bir birey olarak hayır, görülmüyor. Hep ailenin, hep ailenin içerisinde bir unsur olarak görülüyor. Ve bu sürekli aslında dediğim gibi yukarıdan aşağıya doğru da empoze edilen bir şey. Yani kadın ailenin bir parçasıdır. Çocuk doğurur, evde çocuklarına bakar. Sürekli insanların bilinçaltına bunlar sokuluyor. Ne zaman ki bu tip insanlar dışarıda bağımsız bir kadın gördükleri zaman bir tehdit olarak algılıyorlar. Evet. Ve o noktada mesela en son yaşadığımızda bunu çok net görüyoruz. Maalesef bir kadın da Bağdat Caddesi'nde... Bu açıklamayı... Kısa bir ara. Tabii reklamlardan ki. Sonra versek Enver Beyciğim. Ne demek? Reklamlar. Thank you.
çok sevdim, hep böyle kalacağım. Senin mutlu hayatına uzaktan bakacağım. Sevdim seni, çok sevdim, hep böyle kalacağım. Senin mutlu hayatına uzaktan bakacağım. Ayrılmalıyız artık, gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum sana beyaz güllerden. Ayrılmalıyız artık, gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum sana beyaz güllerden. Ayrılmalıyız artık, gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum sana beyaz güllerden. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz Cem TV izleyicileri. Cengiz'cim, bu şarkımızın söz ve müziği... Söz müzik Teoman Alpay'a ait. Yani, nostaljik eski bir şarkı. Eski bir şarkı, evet. Ve eskiden ayrılıkta bile saadet diliyor. Beyaz güller var. Gönderiyor, evet. Ve üstüne üstlük mutluluğuna uzaktan bakacağım diyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet avukatım, şimdiki erkeklerimizde de biraz vahşet var. Vuracağım, öldüreceğim. Ayrılmak istemiyorlar. Boşan diyor. Öncelikle ayrılmak istemiyorlar. Ben biraz ondan, evet, tam olarak işte bahsediyordum. Kadını hep aile içerisinde tanımladığımız zaman o örneği verecektim. İki gece önce yaşandı biliyorsunuz. Evet. Şimdi şeyde maalesef Bağdat Caddesi gibi yoğun olan bir yerde, evet, dahi cinsel saldırı vakalarıyla karşılaşır olduk. Sosyal medyada takip edenler iyi biliyorlar. Saat 3'te yaşanmış vaka. Sanki failin hiç suçu yok. Hiçbir kusuru yok. Evet. Direkt mağdura dönüp saat 3'te orada ne arıyordun diyorlar. Çünkü normalde nedir? İşte aile içerisinde tanımlandığı zaman bir kadının üçte orada ne işi var? Evet, evet. Deme cesaretini kendilerine buluyorlar. Ben yurt dışında Hollanda'ya gittim. Hollanda'da çok enteresan Cadılar Bayramı'ymış. İlk defa Cadılar Bayramı'nda bulundum. Kıyafetler farklı farklı. Tabii düşünce şeklim ilk o dönemler. Acaba dedim ya, bunların inanç sistemleri, bunların tamamen görüşleri farklı. Ben mi farklı düşünüyorum diye. Gece 3-4 civarları Amsterdam, Schiphol'den Amsterdam'a geldim. Herkes sokakta eğleniyor ediyor. Bir bayan olarak ürktüm. Çünkü Türk toplumu ananelerine göre yetiştim. Orada bana refakat eden rehberim şunu söyledi. Gece yarısı bile olsa dedi, herhangi bir erkek yaklaştığında sadece hayır demen seni korumaya alacaktır. Evet, benim bulunduğum yer Amsterdam. Bizim İstiklal Caddesi'ni anımsatıyor. 3-4 civarında bir bayan olarak tek başına, üstüne üstlük yabancı dili kısıtlı bir Türk kızı olarak bayağı korkmuştum. Bir iki kişi evet sözlü bir teklifte bulundu. Hani beraber olabilir miyiz falan diye. Hayır dediğimde o insanlar yok olmuştu. Çünkü şöyle bir anlayış var orada. Siz orada bir bireysiniz. Evet. Sizin iradeniz önemli orada. Evet. Yani o karşınızdaki kişinin o güne kadar toplumdan ne öğrendiği değil. Yalnızca sizin iradeniz önemli. Siz hayır dediyseniz o iş orada biter. Ama Türkiye'de hayır denmesine rağmen kadının iradesi, evet, olmadığından, hayır, kadının iradesi yok sayıldığından illaki erkeğin dediği olacak. Dominant. Bu yetiştirme tarzı annelerden de kaynaklanıyor mu? Aman evladım, aman oğlum. Kızım işte el kızına gidecek, eşe el adamına gidecek işte. Deyip annelerden de mi kaynaklanıyor? Erkek egemen görüş maalesef erkekten kaynaklanmıyor sadece. Anneler yetiştiriyor. Tabii. O baskın tipleri anneler yetiştiriyor, evet. Ama şu var.
Funda Hanım, biz de 70'li yıllarda, 80'li yıllarda evet. ve bugün de hala Ortaköy'e belli yerlere gidin, trafik akar, eğlenenler, şey yapanlar olur, sokakta bir hayat var. Evet. Ancak o zaman da hani istemeyene yahut da derlerdi ki hani asılacak kişi kendini gösterir falan. Bir şey yoktu. Bu giderek tırmandı. Yani şiddet, saldırı ve taciz. Şimdi ben... Şimdi bu hukukun, cezaların az olduğundan. Cezalandırılmıyor. Uygulanmadığından mı? Şimdi oraya da cezalandırılmıyor. Ülker Hanım, hatırlıyorum ben benim gençlik yıllarımda veya çocukluk yıllarımda ablalarımız o kadar güzel mini etekler giyerlerdi ki evet. şimdiki kızlarımız giyemiyor. Giyemiyor. Bakın bir taraftan geri yozlaşma gittik. Diyorsunuz geri. Ama bir taraftan vahşileşme var bu değil. Türk toplumunda. Sırtı açık blüzler giyerlerdi. O dönemler erkekler hatırlayacaklardır. İspanyol paça pantolon giyerlerdi. Kızlarımız zinhar miniydi. Tabii. Niye o zamanlar taciz yoktu? Tabii, o zamanlar aynı. Böyle saldırı bu yoktu. Bu toplumun insanları aynıydı. Aynı eğitimi almıştı. Bilakis herkesi bacı diye görürler. Evet. Yani üniversitede herkes birbirine bir okullarda bacı kardeş veya mahallenin kızını koruma yetisi vardı evet. insanlarda. Bu kültürü bozdular, yozlaştırdılar. Artı hukuk bunları cezalandırmıyor. Evet, cezalandırmıyor. Neden cezalandırmıyor avukat bey? Çünkü şöyle bir şey var. Maalesef o geçen gün yaşanan vakada evet. Mağdura dönüp gece 3'te orada ne arıyordun sorusunu soracak hakim ve savcılarımız var maalesef. Bunlar nereden geldi? Zembilliğin miydi bu? Bu toplumun içinden yetişiyorlar yani. İşte. Yani bir hakimi ya da savcının da kendi içerisinde yetiştiği toplumdan tamamen bağımsız olması, bir makina olması mümkün değil. Maalesef onlar da bizler gibi bu toplumun içerisinden yetişiyorlar. Cezalar az mı? Kesinlikle değil. Türk Ceza Kanunu'ndaki cezalar bu suçların önlenmesi için yeter. Ama bir haksız tahrik belamız var biliyorsunuz. Evet o da çok ağır tahrik. Evet hep ona sığınıyorlar o maddeye. Yani, ne demekmiş tahrik? Yani o tahrik mi? Ben istediğimi eğer ki demokratik hı-hı. bir ülkedeysem tabii. istediğimi giymekte, istediğim şekilde örtünmekte bazı etik ve ahlaki kuralları yok etmeden... Açık da giymekte serbestim. Bana ne yakışıyorsa ben onu giyerim. Herkes özgür bir birey. Değil İstediğine mi? İnanır, işte, istediği gibi giyilir. Tahrik ne demek? Tahrik şöyle bir peki şey. Peki size bir şey söyleyeyim. Ben felsefi antropolog olarak da çalışıyorum. Bana ne söylüyorlar biliyor musunuz? Kapalı olanlardan da tahrik oluyoruz diyorlar. Bakın toplum kutuplaşmaya gidiyor. Sevgili izleyicilerim, çok yanlış bir alana sürükleniyoruz. Yani çok çok ters bir alana. Ben kapalılardan tahrik oluyorum, ötekisi açıktan tahrik oluyorum. Hayır, ne yapıyorsunuz siz? Hepimiz bir toplumun, Türkiye'nin vatandaşlarıyız, kardeşiz, abiyiz, biz. Ablayız, anneyiz, bu ülke babayız. Bizim, tabii. Bu ülke bizim. İnanın çıkın, bu ülkeden zaten dört bir tarafımızda kavga, kıyamet hepsiyle küsüz. Evet. Çıkalım bir bardak su bulamazsınız. Göçmenlerimiz, bizi bu arada tabii yurt dışından izleyenler de var. Orada Türk olarak ne zor şekilde yaşıyorlar biliyor musunuz? Topraklarımıza sahip çıkalım. Bacılarımıza sahip çıkalım. Evet. Yani. Aynen, aynen. Yani bu özellikle son zamanlardaki bir bahsettiğim örgütlenmeyle yaratıldı. Evet. Yani o hakim savcıların çoğu da o paralel evlerde, belli yerlerde o kafayla yetiştirildi. Ve artı bir laf vardı hep, cüzdanla vicdan arasına sıkışıyor. Şimdi cüzdanda kaldık. Cüzdan galip gelmeye başladı şimdi. Evet. Biz sürekli şeylerdeyiz, mahkemelerdeyiz. Bir belediye başkanı ağır yolsuzlukları vardı, yeşil alan talanı vardı. Bakırköy adliyelerinde biz çok uğraştık. 100 dosyayı takibe aldık. Orada gördük ki yani... Güçlü ya da paralı olan kesim bilir kişiler marifetiyle. Şimdi bakın bu bilir kişilik çok alet ediliyor yolsuzluğa. Çok alet ediliyor. Bir saniye bir şey soracağım. Bilir kişiler nasıl tayin oluyor? Bilir kişilerin bir listesi vardır. Her sene giderler o listeye kendilerini yazdırırlar. Kimler nasıl yazdırıyor? Yani uzmanlıklarını kanıtlayanlar. Atıyorum elinde bir eğitim sertifikası olan
meslekte uzun yıllarını geçirmiş olan kişiler uzmanlıklarını gösteren bu belgeleri sunarak Adalet Komisyonu'na kendilerini bilirkişi olarak yazdırıyorlar. Bilirkiş. Yani hakimler de, odalar falan mesleki örgütler mi sunuyor? Her yaptığı işe göre, herkesin yaptığı işe göre atıyorum bir banka, emekli banka memurusunun, müdürüsünüz. Emekli belediye mimarı, mühendisi birçok kişi yani. Bunlar, bilirkişi. Bunlara bilirkişi. İlişkin evrakları sunarak kendinizi Adalet Komisyonu'nun bilirkişi listesine yazdırabiliyorsunuz. Ondan sonra da mahkeme uzmanlık alanınıza göre yani o esnada size ihtiyacı varsa sizi bilirkişi olarak tayin ediyor. Belli bir ücret karşılığı. Belli bir ücret karşılığında. Evet kaldığımız yerden. Yani şimdi bilirkişi şöyle diyor. Belgeler sunmuşuz, dosya sunmuşuz, yok edilen ağaçlar var. Bir suç var, fiiliyat var orada. Diyor ki bilirkişinin raporuna dayanarak takipsizlik kararı verilmesini. Böyle bir hukuk olur mu ya? Şimdi burada dayanamayacağım. Yine benim Karadenizli temelim fıkrası. Temel gider Amerika'ya. Ve Amerika'da sayın avukatım jüri başkanı seçilir. Jüri başkanı seçildiğinde de bir mafya davasıyla karşılaşır. Mafya liderinin adamları temeli kenara çekerler. Bak. Ne yapacaksın? Edeceksin. Bunu müebbet yapacaksın derler. Çünkü mafya babasının suçu o kadar fazladır ki müebbet değil, idamdır. Ondan sonra mahkeme görülür, jüri toplanır. Bizimkisi jüri başkanı saatlerce içeride kan ter. Kapının önünde mafya babasının elemanları tir tir kapının arkasını düşünmektedir. Temel sonunda çıkar, bir saat geçer, iki saat çıkar, geçer, Temel dışarıya çıkar. Hemen mafya babasının yardımcıları, Temel ne yaptın der. Vallahi der, çok uğraştım. Berat verdi jüri, lakin ben onu müebbete çevireyim diye der. Kendisine verilen görevi yerine getirmiş oluyor. Evet. Aynen bugün bunu yaşıyoruz yani değil normal mi? Hayatta. Yaşıyor. Bir sürü inanılmaz şeyler, sonuçlar alıyoruz. Çok farklı o zaman da kamu malları üzerinden zengin olmak normal hale geliyor. Yani kamu yani legalleşiyor. Legalleşiyor. Legalleşiyor yani eskiden bu rüşvet, haksızlık. Şimdi haram ve helal eskiden şeydi. Belirleyiciydi. Babalarımız eve haram lokma götürmeyelim diye uğraşırlardı. Evet. Şimdi bu mefhum tamamen kalkmış durumda. İş bilenin kılıç kuşanının diyorlar. Ondan sonra benim memurum işini bilir diyorlar. Yani öyle de söylenmişti. Yani yapılan hukuksuzlukları, haksızlıkları şöyle diyor bir hakim, ağır ceza hakimi. Bakın onları da şikayet ettik. 26 savcı, 11 hakim değiştirdik. Evet. Şöyle diyor, gidin yukarıda arayın hakkınızı. Burada konuşmayın. Haksız bir karar vermiş. Gülüyor bir de. Yani o kadar kanıksamış ki. Gidin yukarıda arayın hakkınızı diyor. Yani bizim temel örnek bu. Olan oldu. Şimdi çevre yönünüzde ağır bastığı evet. için Ülker Hanımcığım benim en çok hassasiyet duyduğum şey sadece yeşil alan değil. Bizler hepimiz canlıyız. Toprağımız bile canlı. Benim diğer mesleğimin eczacılık olması sebebiyle geçen sene bir çalışma yaptım ama geçen seneki yaşadığım bazı kendimle ilgili problemlerim doğrultusunda arkasına gidemedim. Mesela ilaçlar, miadı dolmuş ilaçların imhası üzerine bir sivil toplum kuruluşu platformu başkanısınız. Nasıl bir çalışma yapılabilir? Bu miadı dolan ilaçlar halk arasında bir araştırma yaptığımızda işte açıyorum, çöpe atıyorum veya lavaboya atıyorum. Tuvalete atıyorum, sifonu çekiyorum. Bu ilaçlar kanalizasyon kanalıyla denize karışıyor. Tabii. Denizden bize geri geliyor. O kesinlikle denize gitmemesi lazım. Yani oradaki balıklarımız, biz o yediğimiz balıklarla o kimyasalları bırakın
Yani bastığınız topraktan özür dilemeyi, o sonuçta tekrar dönüp bize geliyor. Tabii ki. Diğer canlıları değil, kendimizi de mahvediyoruz. Şimdi doğa öyledir zaten. Yaptığınız her yanlış size geri döner. Dolgu yaparsınız, söker suratınıza atar. Kirletirsiniz, geri size getirir. Şimdi bu İstanbul'da 77 deremiz var. Bunun 26'sı zehirli atık taşıyor. Bir de dediğiniz gibi ilaçlar ve hastane atıkları atılıyor. 155 çeşit balığımız 5-6 çeşide düştü maalesef. Neden? Biz bizlerin bunu da, yüzünden. Tabii kirlilik yüzünden. Yani sadece ama fabrika atıkları değil. Bakın her zaman benim gözlediğim bizlerin de bireysel olarak yaptığı o kadar büyük hatalar var ki. Var. Yakaladığımız tabii ki bir fabrikaydı, fabrika atığıydı. Efendim gölleri kirletti, akarsuyu kirletti. Lakin mesela yağ dökmeyeceksiniz. Bir litre yağ 1 milyon metrekare su kirletiyor. Yağ ayrı toplayacaksınız. Bugün belediyeler artık yavaş yavaş yağ atık merkezleri kurdular. Bizim var Bakırköy'de mesela. Evet. İlaç toplama merkezi var. Ama miadı dolmamış ilaçlar. Şimdi miadı dolmamışı belediye ve eczacılar odasıyla ortak şey yapılabilir. Yani çağrı yaparız insanlara ve o öbür miadı dolanlar. Dolanları bir merkezde toplayıp bilimsel bir şekilde onu yok ederiz. Zaten İstanbul Eczacı Odası'nın şu anda yapmış olduğu bir hizmet var. Bizim eczanelerimizde miadı dolan ilaçlarımızı biz belli bir ücret karşılığı imha ettiriyoruz. Ve yakarak yok oluyor. Lakin bizim miadı dolan ilaçları bilinçli bir şekilde yok etmemiz önemli değil. Diğer evlerde zaten ben her zaman söylüyorum ilaç kimyasaldır. Kimyasal öyle kafanıza buyruk alınmaz. Aldığınız ilacı sonuna kadar tüketin. Miadını doldurmayın. Velev ki miadı doldu. Onda da artık bu meslekte eczacılık birinci karşılaştıkları kişiler gidin eczacılarınızla görüşün ve eczacılarınıza danışın. Onlar muhakkak miadı dolan ürünlerle ilgili bir çalışma yapacaktır. Eczanelerde de toplatabiliriz. Bu konuda bir çalışma yapalım. Eczanelerde toplandığında yalnız eczanelerde de şu handikap var. Bakıyorsunuz diyelim ki bir koli ilacın imhası 100-150 lira ekstra para ödemeniz gerekiyor. Çevreyle ilgili şimdi bir konuya geleceğim. Hı-hı. Var mı çevreyi kirletmenin cezaları? Var. Tabii ki. Neler var? Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş suç tipleri olarak çevreyi kasten kirletme suçtur. Çevreyi taksirle yani bilerek ve isteyerek değil ancak dikkatsizlik sonucu yeterli özeni göstermemekten dolayı kirletmek de suçtur. Evet. Yani hepimiz suçluyuz. Evet. Tabii ki. Yani. Tabii. Ama yani tabii bunun... Peki hocam maddeleri hatırlayabilir misiniz? Tabii ki çok böyle... Yani çok şey hemen şimdi... Ağır mıdır cezaları da onların? Cezaları şöyle çok ağır değil. Değil. Yani çevreyi kasten kirlettiğiniz için yahut da çevreyi taksirle kirlettiğiniz için hapis yatmazsınız. Ama sicilinizi kirletirsiniz. Ama şimdi yani siz çevreyi kirletirken aslında bir anlamda da sicilinizi kirletmiş olursunuz. Tabii ki. Avrupa'da mesela değil mi yere atılan bir çöpte bile... müthiş bir tepki, ağır cezalar var. Bizim Türkiye'de yok. Yok şey de var yani. Hayır, kabahatler kanunu var bizde. Yani para cezası var. Tükürmek 60 lira. Hı-hı. Tükürmeye yakalatmayacaksın. Ben bir şeydeyken bu köşe yazarlığı yapıyordum bir gazetemizde. O dönemler yolda gidiyorum. Hani insanların tükürmesini her zaman yatsıdım. Yani yok mu elinizde bir kağıt mendil? Kağıt mendiliniz yoksa yani bir gazete kağıdı alın. Veya o da yoksa bir şey vardır Allah aşkına. Onun içine hiç unutmuyorum. E5'ten iş yerime gidiyorum. İş yerine giderken adam camı açtı. Bir gün ah dedim pes Türkiye bitti bunu söyleyeli. İnanın 8-9 sene. Olmuştur, adam olmuştur. Arabasının içinde bir güzel tükürdü. Şimdi evet, şunu atlamamak çok lazım. Hukuk bir üst yapı kurumudur. Evet. Yani hukukla bir şeyleri değiştirebilirsiniz ama koskoca bir toplumun dünya görüşünü değiştiremezsiniz. Medeniyet algısını değiştiremezsiniz. Onun için siyaset üretmeniz gerekir. Bunu ancak siyasetle yapabilirsiniz. Yani siz birilerinin sokağı kirletmemesini, çevreyi kirletmemesini, bu kirlilik sorununa
biz çözüm bulmayı istiyorsanız bunu devlet eliyle yaparsanız olur. Evet. Yalnızca hukuk kurallarını değiştirerek, tek tek bireyleri değiştirerek bunu yapmanız ya mümkün değildir ya da 200-300 sene beklerseniz ancak olur. Bir de onun davranış alışkanlığı geliştirerek. Yani geri kazanmak için bunu bir politika, siyaset haline getirmek lazım. Mesela dünyanın mesela geleceğinde çok net gözüken bir şey var, o da geri dönüşüm. Bir sektör olarak geri dönüşüm sektörü. Geri dönüşüm sektörü. Şu an Türkiye'de daha önemi kavranmamışa benziyor. Şeylerde pet şişelerde falan kullanılma başladı mı o geri dönüşüm kağıtlarda? Petlerde, kağıtta, alüminyumda var. Belediyeler kısmen yapıyorlar. İstenilen düzeyde olmasa bile. O da her belediyede yok herhalde. Daha bu konularda duyarlı belediyelerde. Çünkü biz geçmişte çevre yasası değişirken bizzat Ankara'ya gidip bu hem cezaların yükselmesini hem de bu maddenin yasalaşmasını sağladık. Fakat belediyelerin çoğu uygulamıyor. Yani şimdi ama ben şurada şunu önemli görüyorum. Bazı şeyler yaşam biçimi veya alışkanlık haline getirilmeli bazı şeyler. Evet. Mesela herkes demokrasiden bahsediyor. Birçok kişi demokrat değil kişilik olarak. Yani. Demokrasi bir yaşam biçimidir. Evet. Demokrat demokrasi olmak. Demokrasi halkın demokrasisi. Zannediyor ki yani demokrasi ben istediğimi yaparım. Yani ben sizin dininize, inançlarınıza, örfünüze, adetinize saygılı olmak zorundayım. Evet. Sizin haklarınız benim haklarımın kesiştiği yerde biter. Evet. Değil mi? Onun farkında değiller. Demokratlık budur. Geri kazanım da bir yaşam biçimidir. Evet. Aslında çevrecilik de bir yaşam biçimidir. Yani ben çevreci gibi yaşamaya çalışıyorum. Alışveriş yaparken ona dikkat ediyorum. Suyu tüketirken ona dikkat ediyorum. Atık şeylerim var, onları topluyorum. Yani bunu yaşam şekli haline getirmek için okullarda biz çevre kollarıyla önce çalışıyoruz. Önce eğitim. Onun için ben anne ve öğretmen çok önemli diyorum. Üstadlarımız ne demiş geçenlerde ben bir köşe yazımda bunu belirttim. Ne olursan ol diyor. Önce bir çera ol diyor. Önce kendini aydınlat. Sonra etraf aydınlanır. Evet, çok güzel bir program oldu. Ayaklarınıza sağlık, dilinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet Cengizciğim, o güzel sesinle programımızı bir daha kapatıyoruz. Cem TV izleyicileri, her ne olursa olsun, duyarlı olun, sevgiyle olun, ışıkla olun. Sığamıyorum bu şehre, senden izler her yerde. Bana zor geliyor, ağlıyorum bu gece. Aklımı unuttum bir yerlerde. Sana söylemedim birkaç kelime. Sana söylemedim birkaç kelime. Aman dur 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 sakın gitme. Şimdi dön sen şu köşeden, aklımı oyratıp yerinden. Dursam iki kelam etsem, cesaretim olur mu bilmem. Şimdi dön sen şu köşeden, aklımı oynatıp yerinden. Dursam iki kelam etsem, cesaretim olur mu bilmem.
etme. Sana söylemedim birkaç kelime. Aman dur 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 dur, sakın gitme. Şimdi dönsen şıl köşeden, aklımı oynatıp yerinden. Dursam iki kelam etsem, cesaretim olur mu bilmem. Şimdi dönsen şıl köşeden, aklımı oynatıp yerinden. Dursam iki kelam etsem, cesaretim olur mu bilmem. Şimdi dönsen şıl köşeden, aklımı oynatıp yerinden. Dursam iki kelam etsem, cesaretim olur mu bilmem. Dursam iki kelam etsem, cesaretim olur mu bilmem. Cesaretim olur mu bilmem. Cesaretim olur mu bilmem.